Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberlere ve velilere gelen musibetler mertebe ve cennet kazandırmak içindir. Bizim başımıza gelen bela ve musibet ise iman, kulluk, tövbe ve şükür davetidir. Kendini onlarla kıyaslayıp kibirlenme. Bir sual, bir cevap. Bazı dertler çaresiz midir? Her derdin bir devası ve her hastalığın ve musibetin bir çaresi var mıdır? Eğer varsa nedir? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, derdiniz günahlar, devanız istiğfardır buyurmuştur. Biz dahi deriz ki, iman ve İslam dairesinde her derdin ve musibetin bir devası ve çaresi vardır. Doğru tövbe, helallik, hat, kısas, kefaretler yapmak, nefsin marazlarından kurtulmak, imanımızı kuvvetlendirmek, ihlas sırrını kazanıp, şükür ve sabrımızı arttırıp, günah ve hataları terk etmek, çare ve devanın şartlarıdır. Bela ve musibetler, bazen geçmişte işlediğimiz günah ve hatalar sebebiyle geldiği gibi, bazen de gelecekte işleyeceğimiz günahlar ve mazlumlara yapacağımız zulümlere peşin bir ceza ve engel olarak gelir. Rabbimiz rahmetiyle verdiği belalar ile bir takım günahları ve zulümleri gelecekte işlemekten bizi koruduğu gibi mazlumlara da zulme uğramaktan korur. Allah hikmeti ve ezeli ilmiyle herkese hak ettiğini verir ve asla kullarına zulmetmez. Bu sır iledir ki geçmiş ve gelecek günahların için tövbe ettiğin gibi gelecek belalar için de Allah'a sığınıp Rabbim nefsimin takvasını ver diye dua edip sabırla tövbene, şükrüne, haddine, kefaretine devam et. Estağfirullahal azim allazi la ilahe illa huvel hayyel kayyum ve etubu ileyh.